Evet arkadaşlar, yeni fırçanın geldiği durum bu. Sahil bandındaki bütün mekanlar sabah itibariyle hepimizi kapatmak zorunda kaldık. Çünkü başkanın bize ısrarla üstümüze basa basa geldiği konu, mekanların dibinde birer tane masa. Bu da her mekanın önünde birer ikişer veya üçer masa koymak demektir ki bu da hiçbir şekilde bizim burada bu mekanı yönlendirme, çalıştırma şansımız yok. Herkes de 12'şer, 13'er kişi çalışanımız var. Bunun ne kirası, ne elektriği, ne suyu, ne hiçbir şekilde bu üç masayla tedarik etme şansımız yok. Biz yıllardır bu mevcut olan mekanların önündeki yolda faaliyet gösteriyorduk. Fakat maalesef pandemi döneminde kaymakam beyimizin ricasıyla iç içe oturmamak adına karşı tarafa aldık. Ondan sonra orada kaldık. Yeni seçilen başkan gelir gelmez bu masaları buradan kaldırdı. Karşı tarafa geçti. Doğrusu da bu. Biz kendi bu yol güzergahında kalmaya razıyız. Ve doğrusu bu yani. İnsanların içinden servis yapmak vesaire. Hoş bir şey değil. Ama Sayın Başkan bunlara yetinmeyin. Sadece mekanların önüne birer masa koyacaksınız. Biz çorba satmıyoruz biz. Bu insanlar akşamüstü bir yemek için aşağı yukarı bu bahsettiğim güzergahta her akşam 900 bin kişi yemek yiyor. Ve orta direğin bir urak yeri burası. Ama maalesef üstümüze baskıyla bu mevcut olan masaların birer sıra haline getirilip burada faaliyetimizi sürdürme şeyi üzerindeler. Ama bizim böyle bir şansımızın olmadığını defalarca söylememize rağmen bizi dinleyen olmadı. Bir gün öncesinde bir uyarı geldi. Yarın masaları toplatacağız kaldı. Biz de toplattık ve faaliyetimizi son verdik. Konu buradan ibaret.